Arabamı böyle siliyorum ya. Şahinbey Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı. Özel yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğü, uygulamalı projeler üzerine eğitimler gördüğü bir eğitim kurumu. Burada öğrencilerimiz atölye bazlı eğitimler almakta. Bugün de elektrikli araç takımlarımız çalışmalarını, atölyedeki çalışmalarını gösterdiler. Bu 2-3 yıllık bir süreç bizim adımıza, elektrikli araç, Şahin Bey bilsem de. İlk başta bir takımımız vardı, onlar koridorda, derme çatma yerlerde çalışıyorlardı. Biz öğrencilerimizin bu gayretini, hocamızın bu gayretini görünce, onlar için kurumumuzun alt katındaki, aslında bodrum alanı olarak, depo olarak kullanılan alanı, onlar için donanımlı, CNC'li köpük makineleri, işte tüm kesim, elektronik, dijital işlemlerin hepsini yapabilecekleri, kaynak vesaire yapabileceklerinin hepsini bir atölyeye çevirdik onlar adına. Ve öğrencilerimiz bu tabii fiziki mekan onlara daha da motive etti. Ve bu yıl iki takımla Teknofest'e katıldık elektrikli araç yarışmalarına. Ayrı bir kız takımımız da vardı. Bir kız, bir erkek takımımız vardı. Özellikle kız çocukların da bu mühendislikle ilgili çalışmalara katılması gerçekten bizim kurum adına çok önemli. Ve biliyorsunuz elektrikli araçlar artık ülkemizin gelecek vizyonu, dünyanın gelecek vizyonu adına çok değerli. Bizler de eğitimciler olarak çocuklarımızı ülkemizin gelecek vizyonuna hazır gençler yetiştirmek adına biz de onları burada bir atölyeye çevirdik ve bu elektrikli araç üretimine başladılar. Şu an 3. aracımızı ürettik ve bunlar enerji verimlilik anlamında gerçekten yüksek kalitedeki araçlar. Öğrencilerimiz ARGE faaliyetlerinde devam etmekte, her yılda daha üzerine koyarak bu çalışmalarını devam ettirmekteler. Neyi amaçlıyor? Biz açıkçası ileriki dönemde öğrencilerimizin temelde bu işleri bu yaşta başlayarak ülkemizde adına gelecekte iyi mühendisler, iyi bilim insanları olmalarını istiyoruz. Orada bazı sorunlar yaşadık. Arabamızın bazı yerlerinde sıkıntılar çıktı. Herhangi bir yarışamadık ama bir sonraki sene eksiklerimizi gördük. Bir sonraki sene inşallah bizler birinci olarak gideceğiz oraya. Hedefimiz birincilik. Geçen sene yine Şahin Bey Bilsem adına yarışlara katılmıştık. Türkiye rekoru kırdık fakat 15. turda aracımız bataryamızdaki şarjdan kaynaklı sorundan dolayı 15. turda yolda kaldı. Eğer ki 20 turu tamamlamış olsaydık aracımız Türkiye rekoru kıracaktı. Yani kendimizi bildiğimiz için bir sonraki sene birinci olacağımızı düşünüyoruz.
Atölyeye açıkçası hem öğrencilerim hem ben severek geliyoruz. Burada bir aile ortamı gibiyiz. Herkesin bir çalıştığı ortamı var, çalıştığı bölüm var. Bu sayede herkes severek geliyor. Buraya geçen yıl başladım. Takımımız adına çalışmalar yapmaya sürekli buraya geliyorum. Çok severek geldiğimiz bir yer ve sürekli hem sosyallik açısından hem de yaptığımız işler açısından teorik bilgilerimizi pratiğe döküyoruz. Bu bizim için mükemmel bir has. Benim için aslında bu elektrikli araba bir tutku haline geldi. Herhangi bir şey bilmesem, uygulamanın ne kadar kalıcı olduğunu bilsem de ben bununla ilgili bir şey yaptığım zaman geceden sabaha kadar çalışıyorum. Gerektiği zaman uyumadığım bile oluyor. Ama bu hiç zoruma gitmiyor ve hiçbir sorun yaşamıyorum. Çünkü severek yaptığım bir iş oluyor. Bilmiyorum kaç gün uykusuz kalmışımdır araba için ve en sonunda bu halde bir şey çıkardık. Yarışmaya gittik. O kadar başvuru, 543 başvuru arasından 40 takım alınıyor ve 2 takımımız da bunun içinde olunca bu cidden insan için mükemmel bir şey oluyor ve daha çok gaza geliyoruz aslında. Bu sene yaşadığımız ufak aksaklıklar sebebiyle aracımız piste çıkmadı ama seneye inşallah birincilik gibi bir hedefimiz var. Benim hedeflerim şu an bu yarışmalarda derece yapıp burada kendime bir dosya hazırlayıp CV'mi sağlamlaştırıp daha sonrasında ülkemizde başta gelen elektrikli araba şeyi olan TOGG'da çalışmayı planlıyorum. Eğer ki orada için yeterli kazanımları olursa oraya ulaşmak istiyorum.